Seçim konusu önemli. Seçim, evet, seçim de geldi. İşte 14 Mayıs'ta seçim. Sayın Cumhurbaşkanı bugün de açıklama yaptı. Dedi ki meclise getireceğiz. Meclis bunu kabul eder. Etmezse ben de bunu kabul etse de etmese de ben bu seçim yapacağım dedi. Evet, maalesef demokratik bir yaklaşım değil. Oradan başlamak lazım. Yani eğer memlekette demokrasi varsa ve bunun da adı konmuşsa, demokrasi de halkın iradesinin iktidar olmasıysa, halkın iktidarı temsil ettiği, onu temsil eden milletvekillerinin iradesiyle oluyorsa ve seçim olacaksa, evet, herkes bu teklifi meclise getirebilir, getirilir. Meclis de demokrasinin gereği der ki tamam kardeşim kabul ediyorum ve etmiyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanı kabul etmediği takdirde ben de kendi yetkimi kullanacağım. Yani kendi yetkimi, tek adam yetkisi gibi bir şey anlaşılıyor burada. Demokrasi değil, otokrat bir yönetim anlayışını hatırlatan bir yaklaşım. Hoş değil, hoş bir ifade değil. O yüzden ben buradan ilk söyleyeceğim şu, memlekette demokrasi varsa, parlamenter sisteme saygı varsa, burada meclise getirilir, meclis kabul eder ve etmez. Kabul ederse seçim olur, kabul etmezse seçim olmaz. Yok, onlar kabul etmezse ben de yetkimi kullanacağım. Ben tek başıma. Dolayısıyla evet, anayasanın bana verdiği yetki bu deniyor. Anayasa bu şekilde yetki bulmuş. Evet, anayasa. Tamam. Peki anayasanın ikinci maddesi, Sayın Cumhurbaşkanı hukukçulara baktığımız zaman, anayasa hukukçularına, Sayın Cumhurbaşkanı bu efendim yaklaşımla aday olamaz. Yok olurum diyor. Olamaz. Burada da durmayacağım. Çünkü üzerine durmak durmamak da bir şey değiştirmiyor maalesef memleketimizde. Burada da ifade edeceğim şu, ya hangi yılda yaşıyoruz bakın biz 2023 yılında yaşıyoruz arkadaşlar. 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olur adayı olur mu olmaz bu tartışılıyor. Gündemimizi bu meşgul ediyor. Çok yanlış, çok yanlış. Ve bir de beri tarafta altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu tartışılıyor. Bu da çok yanlış. Yani Türkiye'nin başka meselesi mi kalmadı şimdi? Yani Tayyip Erdoğan olsa olunacak, olmasa ne olacak? Altılı masa birini koysan olacak, diğerini koysan ne olacak? Ya kısacası, yani Sayın Erdoğan şu kadar yıldan beri Cumhurbaşkanı. Memleket teki olanlara bakar mısınız? Ne oldu memlekette? Memlekette vatandaşın hali içler acısı. Diyor ki Sayın Erdoğan, işte sadece 20 yılda asırlık kazanımlar sağladık diyor. Ne sağlandı? Yapılan kazanımlara baktığımızda bu kazanımların birçoğunun gecikmiş eylemler olduğunu, gecikmiş kazanımlar olduğunu görüyoruz. Bir kısmı da yap işlet devletle bu kazanımlarla beraber memleketin, milletin, devletin borç batağına düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla yani burada algı yönetimi ile eğer mikrofon elinizdeyse algı yönetimiyle vatandaşın duymak istediğini anlatırsınız. Görmek istediğini gösterirsiniz. Ama mesele bu değil. Mesela otur meydan bakın, gelinsin. Liderler çıksınlar bir masanın etrafına, bir seçim masasının etrafına. Efendim, orada herkese söz verirsin. Herkes konuşsun. Aynı soru herkese sorulsun. Herkes cevaplarını versin. Budur. Demokrasi budur. Halkın karşısına çıkmak budur. Halkın kazanımlarına saygı duymak budur. Bunun yapılması lazım diyorum. Peki ne yapmak lazım? Şunu da ifade edeyim. Burada Cumhurbaşkanı kim olacaktan ziyade, bakın tek adam seçmiyoruz, tek adam rejimi değil. Bir sistemden bahsediyoruz, bir metottan, bir modelden bahsetmemiz lazım. Bir usulden bahsetmemiz lazım. Ben Cumhurbaşkanı olursam ne yapacağım? Ben hükümet olursam ne yapacağım? Ekonomiye yaklaşım ne olacak? Sanayiye, ticarete, iç politikaya, dış politikaya, birlik beraberliğe, basın yayına, hukuka, adalete yaklaşımım ne olacak? Bunun projelerinin, bunun nasılının, niçilinin ortaya konması gerekmiyor mu? Tartışılması gereken budur. Hukuk tartışılmalıdır. Ekonomi tartışılmalıdır. Dış sermaye tartışılmalıdır. İnsanların hakları tartışılmalıdır. Can emniyeti, mal emniyeti, namus emniyeti, din ve vicdan emniyeti tartışılmalıdır. İnsanların insanca yaşamı tartışılmalıdır. Gençlerimizin geleceği tartışılmalıdır. Çocuklarımızın geleceği tartışılmalıdır. Bunlar konuşulmalıdır. Bunlar konuşulmuyor. Kısacası milletin vakti israf ediliyor.
seçmenin gündemi karıştırılıyor. Seçmenin gündeminden, gözünden, önünden gerçekler kaçırılıyor. Kaçırılan bunlar. Yoksa bırakın adayları konuşmayalım artık. Onlar olacak zaten. Biz desek de olacak, demesek de olacak. Memleketimiz hali ortada. Gelin, dediğim gibi biz sorunları konuşalım. Sadece sorunları konuşmayalım, sorunların çözümlerini konuşalım. İşte Bağımsız Türkiye Partisi bunu yaptı. İşte Profesör Doktor Haydar Baş Bey bunu yaptı. Büyük bir vukufiyetle, büyük bir öngörüyle problemleri ortaya koydu. Efendim, problemlerin nelere mal olacağını ortaya koydu. Milletin, devletin neler kaybedeceğini ortaya koydu. Yetmedi. Bu problemlerin nasıl aşılacağını, bu sorunların nasıl üstesine gelineceğinin projesini ortaya koydu. Milli ekonomi modelini ortaya koydu. Sosyal devlet, milli devleti ortaya koydu. Ehlibeyt paydasında buluşmayı ortaya koydu. Dini bütünlüğümüzün milli bütünlüğümüz olduğunu ortaya koydu. Devlet olmak ne demek? Millet olmak ne demek? Asker sivil birliği beraberliği ne demek? Atatürk'ün yeniden aramıza gelmesi, Atatürk'le buluşmak ne demek? Bunları ortaya koydu. Şimdi de efendim Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın ortaya koymuş olduğu bu metodu, bu modeli Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş Bey büyük bir vukufiyetle devam ettiriyor. Kadrosuyla devam ettiriyor. O yüzden eğer sorunların ortaya konulması, çözümlerin konuşulması söz konusu olacaksa Hüseyin Baş Bey açık ara önde olacaktır. Bağımsız Türkiye Partisi açık ara önde olacaktır. Şimdi bakın diğer partilerin tek 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 gündemlerine bakın. Hangi partinin gündeminde Türkiye'nin çözümleri var? Türkiye'nin yaşadığı sorunların gerçek akademik lisanla, vicdanla ortaya konduğunu göreceksiniz. O münasebetle ben buradan şunu ifade ediyorum. İnsanımıza, sevgili kıymetli izleyicilerimize. Yani bunlar yapay gündemlerle vakit kaybetmemek lazım. Çünkü su gibi geçiyor. Bir daha aynı vakte dönmek mümkün değil. O yüzden yaşadığımız zamanın, elimizdeki fırsatların kadrini, kıymetini bilmemiz lazım diyorum ve saygılar sunuyorum efendim.